böyle üstü kapatacak şekil. Bu gece soğuktan korur, gündüz aşırı sıcaktan korur. Kaynamasını sağlar. Sıcak olduğu için. Arkadaşlar merhaba, iyi günler. Bir gün badem aşısı yapacağız. Nerede? Hemen bahçemizin üstünde bir ormanlık alan var. Bu ormanlık alanların içinde badem ağaçları var. Bunlar. Bunlara aşı yapacağız. Şurada birkaç tane yaptık. Şurada yaptık. Şimdi burada bir badem var. Yabani badem bunlar. Acı badem. Genelde 1 metrenin üstünde yapıyoruz. Buraya kar yağdığı için. Yani şuradan şuralara falan. Yoksa daha aşağıdan olursa aşı iyi gelişmezse kar kırma ihtimali var. Şimdi aşımızı yapalım. İki dala yapacağız. Bir buna, bir de buna yeterli. Şimdi çekimi ben yapıyorum, hem de kesiyorum. Biraz zor oluyor. Evet, şuradan keselim. Tamam. Ne yapacağız? Nonpareil. Tozlayıcısı Texas. Bu civara 100 tane falan yapacağız. 5-6 tane, 10 tane de Texas yaparız. Tozlanır. Buradaki daha önceki bademler de aşı yapmıştık. Çoğu güzel. Soğuğa yakalanmıyor. Geçen yıl yerli çeşitlerin hepsi soğuğa yakalandı. Aşı yaptıklarımız soğuk öldürmedi. Burada en iyi olan çeşit buranın rakımı 1700. Nonpareil, Feradul. Bunlar güzel. Şimdi aşımızı yapalım. Yarma yapacağız. Yarma aşı. Kalem aşı. Kabuk daha vermiyor büyükler. Eğer kabuk vermesini istiyorsak burayı kesip sarmaklaya gerekiyor. Sıcak bir şeyle. Keçe olabilir. Bez olabilir. 5-6 gün sonra kabuk veriyor. Sıcak olduğu için. Şimdi biz daha önce kesmiştik burada. Büyük. Şimdi onlara da bakarız. Şimdi yarma yapacağız. Buraya bir telefonumuzu koymak için bir bademden bir tutturucu yaptım.
toprağı ayırıp, kar zaten her yere tutturulur. Şimdi onu tutturalım. Yarma için açıyoruz yanlardan. Şurayı bırakacağız. Hemen gözün altından. Bu daha da uzun olabilir. İç kabuklar denk gelecek şekil. Tamam. Öbürünü soymuştum. Evet. Şimdi bunun etrafını önce keçeyle, böyle keçe var. Bunu küçük kestik makasla güzel bir şekilde. Buraya sarıp aşımızı yapacağız. Şu şekil. Öyle üstü kapatacak şekil. Bu gece soğuktan korur, gündüz aşırı sıcaktan korur. Kaynamasını sağlar. Sıcak olduğu için. Bu 20 derecede tutar. Akşam dahi. Bunu cevizlerde de yapıyorum. Sonuçları aldım mıydı? Paylaşırım cevizde de. Bantla sarıyoruz. Komple kapatacak şekil. Evet. Şuraya tutup sürmem lazımdı. Unutmuşum. Onun için parafini oraya bolca yapacak. Parafini yakalım. Aynı şekil öbürünü. Önce sıkarak daha sonra bantımızı, bant her tarafını kapattım. Pratik oluyor. Tutturmayı arttırıyor. Tepeye bolca sarıyorum. Tamam. Evet. Aşılarımızı yaptık. Badem kendisi çıkmış. Veya sincap, karga ekli.
ilerleyen yıllarda gelişimini de çekerim. Şimdi diğerlerine de bakalım yaptıklarımıza. Keçemiz bu. Bunu alta sarıyoruz. Böyle. Bu şekil. Sıcak tutuyor. Genelde pamuk, elyaf karışımı. Çok süper oluyor tutturmada. Cevizde yapıyorum. Toprakla yapmak çok zahmetli oluyor. Eğer bunda tutum topraklı gibi %90'ların üstünde olursa bu daha pratik ve kolay, ucuz. Bunun cevizdeki çekimlerini de yaptım. İlerleyen günlerde atarım. Şimdi öbür aşılara bakalım. Burada da yapmıştık. Bir burada, bir de burada var. İki tane. Yerden 1 metre daha üstte. Diğerlerini bıraktık. Kök büyük. Kökü tuttuğu zaman diğer sürgünleri kestiğimiz zaman hızlı bir şekilde büyür. İkinci yıl meyve verir. Şunu bırakırız belki sürgünleri bağlamak için. İlk yıl. Diğerlerini keseriz. Arkadaşlar, aşımız bitti. Görüşmek üzere. İyi günler.